Alkenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Genel formülü CnH2n olan alkenlerde bir tane ikili bağ bulunur. Evet, bir tane pi bağ bulunduran bileşiklerin genel formülü bu şekildedir. A şıkkımız doğrudur. Yapısında en az iki tane karbon atomu SP2 birleşmesi yapar. Sonuçta alkenlerin yapısında en az bir tane ikili bağ olacak ve ikili bağ karbonları biliyoruz ki hangi hibritleşmeyi yaparlar? SP2 hibritleşmesini yaparlar. B şıkkı da doğrudur. En basit üyesi etilendir. Evet, ilk üyesi 2 karbonludur ve C2H4 dediğimiz etilen ya da eten bileşiğidir. Bu ifade de doğrudur. Polimerleşme tepkimesi vermez diyor. Alkenler pi bağı içerdikleri için polimerleşme tepkimesi ve katılma tepkimesi verir. Evet, şu ifade doğru. Şunun da verir olması gerekir de cevap D şıkkıdır. Allil ya da diğer ismiyle 2 propenil köküne bir hidrojen atomu bağlanmasıyla elde edilen bileşikle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle 2 propenil bileşiğimizi çizersek 2 propenil dediğimiz şudur. Evet, şu kopmanın olduğu yerden numara veririz. Bakın 1, 2, ikinci karbondan sonra ikili bağ var. Bu 2 propenil bileşiğidir. Diyor ki buna bir tane hidrojen atomu bağlarsak evet hidrojen buraya bağlanacaktır. Sonuçta o zaman şöyle bir bileşik oluşacak. Kapalı formülü, yarı açık formülü ya da şu şekilde oldu. CH2 de CH3 oluştu. Bu bileşikle ilgili evet 3 karbonlu olduğu için bu bileşiğin adı propendir. Birinci yargımız doğrudur. Genel formülü siklopropan ile aynıdır. Siklopropan C3H6'dır. Sonuçta bunu da kapattığımızda C3H6'dır. Zaten alkenlerle sikloalkanlar birbirinin izomeridir. Kapalı formülleri aynıdır. Karbon sayısı tutuyorsa bunlar aynı genel formüle sahiptir. Kapalı formülü C3H6'dır diyor. Evet az önce de zaten bulduk. O zaman bu da doğrudur. Cevap hepsidir. Yapısında sadece SP2 hibritleşmesi yapmış karbon atomu bulunduran bir hidrokarbon bileşiği ile ilgili yargılanan hangilerinin doğruluğu kesin değil. Şimdi bu bileşiği düşünürsek şu şekilde bir bileşik olabilir. Yani etilen olabilir bu. Sonuçta etilende iki tane karbon var. Ve ikili bağ üzerindeki karbon atomları SP2 hibritleşmesi yapar. Peki bunu şu şekilde de düşünebilir miyiz? Bakın ikili bağ karbonu var burada. Sonra şurada bir daha ikili bağ karbonlarımız var. Yani bunu zinciri böyle uzatabiliriz. Yani sadece bir örnek daha yazdım. İki farklı ya da 3, 4, 5 farklı örnek yazabilirsin. Sonuçta şuradaki karbon atomlarımız da ikili bağın üstünde olduğu için şunlar şu an SP2 hibritleşmesi yapmıştır. Bunlar da SP2 hibritleşmesi yapmıştır. Yani tekrar söylüyorum. Şuradan bir hidrojen çıkarıp zinciri uzatabilirsiniz. Birinci yargımıza baktığımızda doymamıştır diyor. Evet sonuçta pi bağı olduğu için doymamıştır. Bu kesin doğrudur. Biz kesin olmayanları alacağız. O zaman bunu almıyorum. Genel formülü CnH2n'dir. Bakın üstteki bileşik olursa bunun genel formülü CnH2n'dir. Ama bunun genel formülü 2 tane pi bağı olduğu için CnH2n-2'dir. Bu kesin değildir. Aldık. Olefin sınıfındadır. Sonuçta ikili bağ içeren bileşiklere olefinler sınıfında diyoruz. Bu da kesindir. Yapısında 2 karbon atomu bulunur. 2 karbon atomu bulunabilir ama 2'den fazla da buradaki bileşikteki gibi bulunabilir. O zaman bu da kesin değildir. Yapısında birden fazla pi bağ bulunur. Evet burada birden fazla pi bağ var ama bir tane de pi bağ olabilir. Yani ille birden fazla olacak diye bir şartımız yok. O zaman cevap 2, 4 ve 5 yani D şıkkıdır. Evet yukarıda bir molekül verilmiş. Bu molekülle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Trikloroeten. Evet bakın nedir? Şimdi bunu şu şekilde de yazabiliriz. Bir tane hidrojen var. 3 tane de klor bağlı. Evet 3 tane klor bağlı olduğu için trikloroeten molekülüne bağlı bu ifade doğrudur. Yağ çözme özelliği vardır. Evet, bu bileşin yağ çözme özelliği olduğu için kuru temizlemede kullanılan bir maddedir. Doymamış hidrokarbondur. Doymamıştır ama hidrokarbon değildir. Çünkü yapısında klor atomları da var. O zaman üçüncü yargı yanlış. Diğerleri doğrudur. Eten molekülüyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Eten molekül 2 karbonlu ve alken sınıfı bir bileşiktir. Şu şekilde çizebiliriz. Bağ açısı 120 derece. Evet, şuradaki bağ açılarının bağların her biri 120 derecedir. O zaman birinci ifademiz doğrudur. Zincir alkenlerin ilk üyesi de evet, düz zincirli alkenlerin ilk üyesi bu maddedir. Çünkü 2 karbondan başlar. 2 karbonlu sikloalkan izomeri bulunur. Sikloalkan 2 karbonlu olmaz. Çünkü en küçük sikloalkan nedir? 3 karbonludur. O zaman 3. ifademiz yanlıştır.
meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılır ifadesi yine doğru bir ifadedir. Aynı zamanda etilen bir hormondur. Mesela işte yeşil toplanan domates ya da muz gibi meyveler etilen sıkılarak ne yapar? Nakliye sırasında yavaş yavaş olgunlaşarak gideceği yere ulaştırılır. Onun için bu ifademiz de doğrudur. 1, 2, 4 olur. Yani D şıkkıdır. Açık zincirli alkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Homolog seri oluşturulur ifadesi doğrudur. Sonuçta homolog seri şudur. Yani üyeleri arasında belli bir fark var. Yani şimdi genel formüllerini yazarsak mesela ilk üyemiz etilendir. Sonra propendir. Sonra bütendir. Kapalı formüllerini yazıyor. Bakın bu bile, iki bileşik arasında ne kadarlık fark var? CH2 kadarlık fark var. Yine burada CH2 yani belirli bir oranda yani bu miktar belirli bir şekilde artıyor. Bu ifade doğrudur. En küçük üyesi etilendir. Evet, en küçük üyeleri iki karbonla etilen bileşiğimizdir. Suda çözünürler ifadesi yanlıştır. Çünkü bunlar hidrokarbondur. Hidrokarbonlar apolardır. Apolarlar nedir? Su polardır. Onun için çözünmezler. Moleküller arasında London kuvveti vardır. Evet, apolar oldukları için London kuvveti vardır. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası yine yükselir. Çünkü karbon sayısı arttıkça London kuvveti artıyor ve kaynama noktası da yükseliyor. Dallanma ile de düşer. Bunu da biliyoruz. Cevap C şıkkıdır. Sistematik adı 2,5 dimetil 3 hepten olan bileşiğin iskelet formülü aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 2. ve 5. karbonda metil grubumuz olacak. 3. karbonda ikili bağ olacak ve toplam ana zincirimiz 7 karbonlu olacak. Yani şıklara bakarsak şimdi mesela burada ana zincirimiz için söylüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bir kere ana zinciri karşılamadı. 7 karbon olması lazım. A şıkkı gitti. B şıkkında numara versek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın bu da 8 karbonlu olduğu için olmaz. C şıkkına bakarsak şimdi ikili bağın yakın olduğu taraftan numara vermemiz lazım. Bu taraf daha yakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 karbonlu ve ikinci ve beşinci karbonda metil grubum var. Verilen şart oyu. Üçüncü karbondan sonra da ikili bağ var. Demek ki aradığım bileşik C şıkkındaki bileşiktir arkadaşlar. Aşağıda formülleri ve adları verilen alkenil yapılarından hangisinin adı yanlıştır? Evet, bu vinil kökümüzdür. Karşımıza çok sık çıkar, doğrudur. İkincisine allil demiş. Allil 2 propenildir arkadaşlar. Onu belirtelim. Şimdi alkenillere numara verirken kopmanın olduğu yerden numara veririz. Burası 1, burası 2, burası 3. Evet, bakın birinci karbondan sonra olduğu için bu bir propenildir. Yani allil değildir arkadaşlar. Yani B şıkkı yanlıştır. Buraya geldiğimizde 1, 2, 3, 4. Evet, bakın birinci karbondan sonra olduğu için bir bütenil. Buraya geldiğimizde kopma buradan olmuş. 1, 2, 3. Bakın ikinci karbondan sonra ikili bağ olduğu için 2 propenil aynı zamanda allil olan budur. O zaman zaten B şıkkı yanlış dedik. Son maddemize baktığımızda evet bakın kopmanın olduğu yere 1 diyoruz. Buraya 2 diyoruz. Buraya 3 diyoruz. Buraya da 4. Birinci karbonda metil var. Üçüncü karbondan sonra da ikili bağ var. 3 bütenil bu ifade de doğrudur. Yukarıdaki bileşiklerden hangisinde karbon atomlarının sayısının hidrojen atomları sayısına oranı 1 bölü 2'dir? Yani şu şekilde olması lazım. Diyor ki CH2 şeklinde. Yani bunu birazcık daha genel formül şeklinde yazarsak hangisi CnH2n'e uyar demek istiyor. Evet, bu kime aittir? Bir alken olabilir. Bir de sikloalkanlarda olabilecek bir durumdur. Ya etilen, evet etilen CH4'tür ki alkendir ve 2'ye yani 1'e 2 oranı var. Siklobutan yine C4H8'dir. Genel formülü de sadece genel formülde ne düşünebilirsiniz? CnH2n'dir. Bu da olur. Propadien diyor. Bakın dien deyince bunun genel formülü CnH2n-2'dir. Yani burada iki kat olayı yoktur. Bu olmaz. Bu da ne olur? C3 hidrojen ise 4 olur arkadaşlar. Yerine yazdığımızda onun için cevap 1 ve 2'dir. Bir tane allil ile bir tane tersiyer bütün bağlanmasıyla elde edilen bileşiğin Yupak sistemine göre adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Allil grubu için şunu söyleyebiliriz. Allil dediğimiz 2 propenildir. 2 propenil. Yani şöyle olacak. Allil grubumuz.
Evet, bu alil grubudur. Yani ikinci karbonda bakın şurası 1 olsa şurası 2. İkinci karbonda ikili bağ olacak. 1 yani 2 propenil dediğimiz bileşik. Bu da diyor ki biz bu gruba bir tane tersiyer bütil bağlarsak. Tersiyer bütil nedir? Bütil dediğimiz 4 karbondur. 4 karbon olacak. Ve tersiyer karbon atomuna bakın şu ortadaki tersiyer karbon atomunu bundan kopya. Yani bunu getirip alil grubuna bağlamamız gerekiyor. Bağlarsak şöyle oldu. Şurası metil grubu. Şurası metil grubu. Şurası da metil grubu oldu. Bunun UPAC ismini sormuş. Öncelikle en uzun karbon zinciri seçilir. Daha sonra dallanmanın ikili bağın yakın olduğu uçtan numara verilir. Sonuçta alkenlerde de ikili bağ öncelikleridir. Burası 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası da 5. Evet, dördüncü karbonumuzda iki tane metil grubu olduğu için 4 4 dimetil ve birinci karbondan sonra ikili bağ olduğu için bir toplam karbonumuzda 5 olduğu için penten şeklinde adlandırırız. Yani şıklara baktığımızda A şıkkı olur. Aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi yanlıştır diyor. Bileşiklerimize baktığımızda sikloalkenler var. Sikloalkenlerde dallanma varsa ve ikili bağın olduğu yerde hem dallanma varsa burası 1 numaralı karbon. İkili bağın üstünden devam etmemiz lazım. Şurası 2, şurası 3, şurası da 4. Ve şu grup bir tane karbon olduğu için metil grubudur. CH3, burası da CH3. Yani 1. ve 4. karbonda metil var, dimetil ve 4 karbonlu halkalı olduğu için siklobüten bileşiği doğru adlandırılmış. İkincisine baktığımızda ikili bağın iki ucunda da dallanma var ama o zaman ne yapacağız? Numaralar eşitse alfabetik üstünlüğe bakıyoruz. Klor öncelikli olduğu için buraya 1 diyeceğiz. Şuraya 2 diyeceğiz. Şuraya 3 diyeceğiz. Şuraya 4. Şurası 5. Şurası da 6 olacak. Birinci karbonda klor var. İkinci karbonda metil var. Şurası sonuçta metil grubudur. Ve siklo yani halkalı yapıda ve alken. Sonuçta siklo hegzen şeklinde bitireceğiz. Geldik. Üçüncü C şıkkına. Şimdi ikili bağ önceliklidir. O zaman bunlar şuraya 1 diyelim. Şurası 2, şurası da 3 olsun. Bu bileşiğin adını yazsaydık 3. karbonda metil var. 3 metil siklopropen olması lazımdı. O zaman şuraya 1 yazmışlar. C şıkkı yanlıştır. D şıkkına geldiğimizde evet bakın hem dallanma var hem de ikili bağ var. O zaman burası 1 numaralı karbon. Burası 2, şurası 3, şurası 4, şurası 5, şurası da 6 numaralı karbondur. Peki dallanmalara baktığımızda şurası metil grubudur. Şurası metil grubudur. Şurada 2 karbon olduğu için şurası da etil grubudur. O zaman E harfi öncelikli olduğu için 6. karbonda etil var. 1. ve 3. karbonda metil var. 1, 3 dimetil. Siklo halkalı yapıda ve 6 karbon olduğu için hegzen şeklinde bitireceğiz. Doğru ve ikili bağ olduğu için N'le bitiyor. Geldik buraya. Şimdi ikili bağlara 1 ve 2 numarayı vereceğiz ve dallanmaya doğru gideceğiz. O zaman şurası 1 olacak. Şurası 2. Şurası 3. Şurası 4. Şurası da 5 olacak. Bakın burada yine 2 karbon var. 2 karbonsa burası etil grubudur. Yani toplamı CH5'tir. O zaman 3. karbonda etil var. Siklo et halkalı yapıda ve penten şeklinde bitirilmiş. Bu da doğrudur. Yukarıda sistematik adı verilen bileşiklerden hangilerinin formülü C7 hidrojen 14'tür. Evet bakın baktığımızda bunun kapalı formülü CnH2n uyuyor. Yani bu bileşiğimiz alken olabilir ya da sikloalkan olabilir. Tabii 7 karbonlu olacak onu da belirtelim. 7 karbonlu ya alken ya da sikloalkan sınıfı bir bileşik. Şimdi yargılarımıza geçtiğimizde birincisine baktığımızda evet penten diyor. Şu bir alken sınıfı bir bileşiktir ve bunun genel formülü CnH2n'dir. Peki karbon sayımıza bakarsak karbon sayımız tutuyor mu? Dimetil grubu diyor burada 2 tane karbon var. Penten diyor pentende de 5 karbon var. O zaman topladık 7 karbon. Getirip yerine yazdığımızda bunun kapalı formülü C7 hidrojen 14 olur. Yani bu birincisi oldu. İkincisine baktığımızda bakın siklopropan diyor. Yani sikloalkandır. Sikloalkan olduğu için bunun da genel formülü CnH2n'dir. Yani yapmanız gereken karbonları saymak. Etilde 2 karbon var. Dimetil 2 karbon var. Propanda da 3 karbon var. Bakın toplarsanız bu bileşikte de 7 karbon var. 7 karbonlu sikloalkan yani olur. Yine de yerine yazdığımızda bakın C7 hidrojen 14. Üçüncü yargımıza geldiğimizde bakın burada Dn var. Dn diyorsa bunun genel formülü 2 tane pi bağı içerdiğine CnH2n-2'dir.
Yani şu formüle bir kere uymadı, olmaz. Yine de istiyorsanız trimetil diyor. Burada 3 karbon, burada da 4 karbon var. 7 karbon yaptı toplamımız. O zaman bunun formülü C7, hidrojen ise 12. Bakın hidrojen sayısı tutmadı. Siklobutan demiş, yani sikloalkandır. Sikloalkanların genel formülü CnH2n'dir. Karbonlarımıza bakarsak burada 2 karbon var, burada 1 karbon var, burada da butanda 4 karbon var. Topladınız kaç karbon yaptı? 7 karbon. Evet, o zaman bu da olur. Çünkü 7 karbonlu sikloalkan olduğu için o zaman cevap 1, 2 ve 4'tür. Yani B şıkkı olur arkadaşlar.